Merhabalar yeniden, Malus Kampanyi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. En son Astragot bizim yancı ordularımızdan birine dalmıştı. Bu suya düşürmeyi tekrar denemiştik, başarılı olamamıştık. En sonunda dibine götürdüm ordularımı, saldırırsa kazanırım diye düşünerek. Otomatik sonuçlandırma bana vermedi ama bana kazanırım gibi geliyor hayırlısıyla kısmetse bakalım. Şimdi mis gibi bir köşe kampımı kurarım. Bol bol gölgem var. Saldıran olduğu için üzerime gelecektir. Yeterince zamanım var konuşulacak kadar. Cüceler dünyanın en hızlı saldırabilen ırkı sayılmaz nihayetinde. Geldi bizimkiler. Astragot da yaklaşıyor. Gölgelerim var. Olmasına var. Ama sayıca üstünlük yine de şu korku mızraklarında. Temel düzey bir birim çeşidi ama kötü değillerdir bence. Yeter ya çok şey. Korkarak yaklaşmaya gerek yok bence. Otomatik sonuçlandırma bize vermiyor diye. Bence avantajlı durumdayız. Her ne kadar biraz hasarlı olmam beni düşündürüyor olsa da. Şöyle hafif bir dama formasyonu yapayım. Şöyle hızlı bir birimim var mı üzerime çekebilecek? Sen hızlısın. Gel bakalım. Şuradaki yüce boğayı önceden üzerime çekebilmek gayet güzel olur mesela. Ki yapay zekayı tanıyorsam benim şu arkadaşa saldıracaktır onu. Dur. Şurası güzel bir toplulukmuş. Yapay zeka haksız çıkardı beni. Umurumda değil valla. Bugün yapay zeka biraz akıllıca davranıyor zaman zaman. Zaten tek bir savaşçıya karşı düşürüyor ama orada zaten bir tane kahraman var. En azından ona karşı bir şeyler yapsın. Çok da hasar verebiliyor gibi değil aslında. Döngür harcıyorum gibi rüzgarlarımı ama hani böyle nispeten toplu halde yakalamışken harcamak gerekir bence. Bu arada benim bir şey yapmama gerek kalmadan o ordusunu ikiye bölmüş zaten. Şunların ordunun geri kalanını beklemeden üzerime gelmesi işime gelir elbette ki öyle de yapıyor gibi görünüyor. Yalnız kör oldum, o da ayrı mesele. Karlı haritaların klasik sorunu. Menzile girdiler mi? Menzili de göremiyorum ki. Şimdi girdiler. Okay. O boğa çok uzun süre hayatta kalamayacak belli ki. Bu ayinde buradakilerin geri kalanı ork işçi var. Zorak burada. Siz şu Zorak'ı bir indirebilir misiniz mümkünse? Sen de şunun ölmesini sağlarsan iyi olur. Zorak güzel indi. Ya gerçekten çok iyi birimler ya şu gölgeler. Seviyorum kendilerini. Aha, alay bozan varmış. Aman dur. Onların çok bir şey yapmasına izin vermemek lazım. Hatta iki tane alay bozan varmış. Alay bozanları hemen bindirelim mümkünse. Ordu yeteneklerim yok bu arada elbette. Yakınlarda bir şey olmadığı için. Karamanlığa olmadığı için. İşte onları yaklaştırdıktan sonra, karamanlığa yaklaştırdıktan sonra yapsam daha mantıklı olabilirdi saldırıyı ama daha da fazla beklemek istemedim yani öte yandan. Uyvas. Astrogot'u bir alırsınız siz. Geri kalan zaten sadece ork kişiler muhtemelen. Ork kişi
ikisinin arasında uzun menziller vuramayabilir ona ama yeterince vurmuşlar öte yandan. Bir buff falan ya. Astrogata atak bari. Tamam. İlk salvada da hallettiler. Birazcık daha önünüze dönebilirsiniz. Herkes aynı yana bakmasın. Zekanın saçma hareketleri sağ olsun tahmin ettiğimden bile daha kolay bir savaş oldu. Yes. Öldürebildiğinizi öldürün tabii siz yine. Sen de ve sen de şunların peşinden de koş. Şunların da hayatta kalmamasını sağlayın da yerleşim yerine geri dönecek şimdi bu adam. Ben tazelenemeyeceğim. O biraz tazelenecek. Pek bir şey kalmadı. Garnizonla beraber herhalde otomatik sonuçlandırmayla alırım diye düşünüyorum ama işimi garantiye alayım ben yine. Birazcık yavaşlar tabii ki bu konuda. Alay bozanlar ölmüş. Ork işçilerin biraz daha şeyi var. Ona inmesi gerekiyor. Tamam. Aa, alay bozanları kaçırdım ya. Haritanın ucunu da göremiyorum ki. Ben daha buralara kadar gidecekler zannediyordum. Onu da kaçırmışız. Neyse artık. Ha bir dakika, alay bozanlar %10'un altındaydı zaten değil mi? Pardon. Ve tamam. Nihayet şu Astragot savaşında bir arpa boyu da olsa yol kat etmiş olduk. Astragot'un ortasını indirdik. O şehirde mi kalıyor? Aa, ya birader manyak mısın sen ya? Yetişemez yani. Yani. Lap da orada ya. Enayi. Ne oluyor? Geliyor mu? Yes. Oo, %60 ihtimal tuttu. Bye bye Trin o zaman. Savaşsa mıydım? Ya, neyse ya. Ordusunun ölmesi mantıklı. Şunu aldım. Neler yıl savaşır mı peki? Gel. Hayır mı? Evet. Hayır. What? Suya yattı. Okay. Çok ilginç ve çok saçma bazı şeyler oluyor. Astrobuk demeli mi? Ölüm, ateş, metal invilleri için %10, %10. Okay, whatever. Trin'i mağlup ettik. Yakın saldırı artı 2 yordun ordusu güzeldir. Namlı alaylar açıldı. Işıldayan alaryalı görmüş olduk. Onu da şimdi keseriz. Pençeli kıyı. Burada kullanılmış. Dolayısıyla burada isyan çıkacak. Yapacak bir şey yok. Garit'te isyanı engellesem yoksa bu eleman burada kalmayı sürdürüyor. Thor Anakin dışında... Yani gemişim Tom Anakin içinde sayılıyor değil mi? Yani isyancılar buraya saldırdığı zaman burada desteğe gelir mantıken. Dolayısıyla tamam, isyan çıkabilir burada. Okey. Şimdi şu saçma şeyler bir. Sayosra bu herifi takip etmeyi sürdürüyor. Nereden karaya çıkacağı belli değil. Nerede yedek ordu yapmam gerektiği belli değil.
Böyle saçma bir durum yani. Sen geri çekildi, sürtük var, ne diyeyim. I think not. Mesela yastıranın saldırabileceği yerde olsun. Ya şu Malekit bu arada yapay zekanın yapabileceği en saçma şeyi yapıyor şu an. Yıkım çemberini saldırdı ve talan etti ki orman elflerinin orman dışındaki yerleşkelerinin ne kadar fakir olduğu malumunuz. Orayı talan ederek hiçbir şey elde edemedi yani. Boşuna tur harcadı. Ondan sonraki turda gitti orayı kuşattı ve şu an iki turdur falan burada bekliyor bu ordu ki herhangi bir garnizon, yani şu yalandan garnizon için şu orduyu bekleyecek, yanına bir ordu daha getirdi, bir tane de karavanlar bekletiyor burada. Yani almamakta diretiyor ve almaması için en ufak bir sebep yok. Yani yapay zekanın en sevmediğim şey bu işte, açılamaması, böyle saçma sapan bir yerlerde talan etmesi, işte kuşatma halinde beklemesi falan. Bir diğer saçmalık Astrogoth'un orada oldu. Astrogoth marş vaziyetinde şuraya çekilmişti ve şurada düşmanı olan bir Skaven ordusu vardı. Buna saldırıp mis gibi marş vaziyetindeki orduyu öldürüvermek yerine denize açılıp geri dönmeyi tercih etti, çünkü neden olmasın. Bazı şeyler gerçekten çok saçma hayatta. The goddess forbids it. Searching. Speak. Şurayı bir alalım. Tamam, sen böyle gitsin, izin veriyorum. Yok, talan etmeyeceğim normala. Sen buna rağmen oraya yetişemiyorsundur herhalde. Sen barış istiyor musun? Hayır. Tyrant of Naggaroth. Ek Uldi. Ya şimdi bu aptal gibi buraya geldi ya. Bunun mantıken buna saldırması lazım. Ama yani aptal gibi o da saldırmayabilir. Cruel and deadly. Karamanlığa ikinci seviye. Bas git abi, bas git. Riske atmayayım seni. Karamanlığasız kaldık ama yapacak da bir şey yok. Sen su vaziyetinde dur hadi, tamam. Zayiat yaşıyorum, farkındayım ama şey belki üstüme gelir. Şunlar ne? Bu lordun kendisinin güçlenmesini istiyorum. Bakalım ne çıkacak. Keder getiren cesareti kırıldı etkisi yaratır. Peki. Kader kalkanı uğur kurtarışı. Tabii ki bunu alırım. Diğeri de kötü değildi ama. Uğur kurtarışı %10'u pas geçemem, hayır. Olsa ne yapacağımıza karar verelim şimdi. Öncelikle bir Alariel döveriz. Aslında Alariel'ı... Neyse ya. Yine Malus'la dövelim. Shall be mayhem. Chill-hearted. Must. Ya bir zevkine savaşmak istiyorum ben bunu. Nasılsa bir kere geri çekildi. Nasılsa ölecek yani. İki kere geri çekilme olanağı yok ya şey. Geri çekilen bir ordunun ikinci kez geri çekilme olanağı yok. Savaştığı zaman ve kaybettiği zaman tamamen yok olur. Nasıl yapalım? Köşe kampı iyidir tabii ama köşe kampı yapabilecek bir olanağım yok. Her taraf ağaç ve menzilli. Ağırlıklı bir ordudayken, ordu kullanıyorken ağaçlardan biraz uzak durmak gerekir. Mantıklı değil mi? Ablanın ordusu da menzilli ağırlıklı çünkü. Şöyle dizilmek daha güzel. Şimdi kendisi alır bu orduyu isterse de, neyse işte. Ben bunu ne ara aldım ya? Okay. Oyunun başından beri mi var yoksa bende? Hatırlamıyorum. Bayağıdır Malus'la savaşmadım. Artı
zaten çok engebeli. Engebeli arazilerinde menzilli birimlere sıkıntı yarattığı malum. Şuraya kadar bir gelelim. Helal edin, kaçıncı rütbe? 18. Zinde girmedim değil mi onların ben? Azıcık girmişim. Okay, biraz daha ilerleyin o zaman, savaş başlasın. Hele bunu beklemeye zaten gerek yok. Malus sen ortadan dal zaten. Lebron sen de yavaş yavaş gel. Lebron şu an tamam, hızlı bir şeyde. Böyle çıkabilirsiniz. Siz de öyle çıkabilirsiniz. Ya nereye kaçıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bir tanecik adam size ne yapabilir? Koskoca ordusunuz. Hah, Elaryl Malus'un dibine konmaya karar verdi çok zeki olduğu için. Nereye koş? Kaçma! Ya! Ya şimdi geldin ablacım ya! Neyse şu 17'liye dal bari sen de Malus. Bu sırada diğerlerinin canına okunuyor. Ben de orada konuşlayamadım yakından izleyeceğim diye. Ağırlıklı oluşlarının hakkını veriyorlar. Malus gerçekten mi? Alaryl'dan da yapmıyorsun yani. Bu mudur yani? Yanlış mı anlıyorum ben? Biraz daha yaklaş. Bu nedir? Cesaret kılı tepkisi. Malus sen şu an böyle dalsana ya. Biraz ayıp ediyorsun gerçekten şu an. Havalandı mı Elaryl? Elaryl nerede? Yo yerde. Neyse okçular halletsin bari, ne diyeyim. Yani savunmuşum Malus'un yapmasını isterdim ama Malus öyle bir niyette değil. Bu ne? Öyle bir silahcılar. Siz nereden geldiniz ya? Neyse bizim gölgeler halleder onları. Ben seni unutmuşuz. Gel bakalım. Sen neredesin? Takıl oralarda. Rahatsız edelim birazcık. Sizin menzilinizde fazla biri yok mu ya? Var aslında. Bir de şuradakiler rahatsız etti birazcık, ağaç soyları falan. Tamam, savaş çıktı sanırım. Tam olarak değil de yakın. Bölgelerim bayağı hasar aldı. Evet yine iyi savaş. Ya gerçekten unutmuşum ben bu oyunu. Muhtemelen otomatik sonuçlandırma çok daha az hasar verirdi bana. Efendi, çekil oradan. Malus sen neredesin? Okay. Muhtemelen değil, kesin daha az hasar alırdım ya otomatik sonuçlandırsaydım. Aman neyse. Aa, benim kendi kılıcım var. Kullanmamış olmayayım en azından. Ben de ölüyor muydu gerçekten? Yanlışlıkla ölmeden önce ben bu savaşı bitireyim.
muhteşem bir performans sergiledi. Önemli değil, önemli değil. Ama yalnız bu savaş harbiden menzilin ne kadar önemli olduğunun güzel bir göstergesi oldu. Bunların menzili şu an göremiyorum da bayağı bir daha yüksekti. Aha, kız kardeşleri falan varmış ya. Şey, orada ikmalini bir alayım. Kontrol yerel eyalet, büyüme yerel eyalet ve büyü rüzgarlarının güç kazanma ihtimali yerel eyalet. Nice. Mistress of Harganeth. Burada fazla tazelenemeyeceğiz uygun olmayan iklim olduğu için. Basıp gitsem mi? Ama burada da full bir ordu var ya. Full iki ordu var hatta. Bunlarla da düşmanım değil mi ben? Evet. Aslında tek boyunuz kapısında daha iyi tazelenirim ya. Bu yetişemez zaten. Tamam, ben tek boyunuz kapısına geçeyim. Süper. Senin çemberinde de olmam lazım ama. Sen de şöyle gel o zaman. Aa, orada isyan çıkacaktı ama değil mi? Onu unuttum ben bak. Ama neyse, isyan çıkarsa ve orayı alırlarsa da dünyanın sonu değil benim için bence. Sen oraya gelmeni isterdim ama. Yok, sen orada kal tazelen. Ordu yani hala full tazelenmek için bir tur falan daha ihtiyacı olacak ama. Önümüzdeki tur bence full bir orduyu tekrar alabilecek seviyeye gelir. Sen kafana göre takılıyordun. Okay. Celebron denk gelirsek seninle de bir kesmek isterim Alaryalı. Bunların arasında bir rekabetimsi bir şey var ya sonuçta. Seni öyle bekletiyorduk. Burada çeşitli soru işaretleri vardı kafamızda. Şuraya doğru bir yaklaş bakalım. Asıl sıkıntı, asıl sıkıntı şurada. Bir, iki orduyla bana eyaletime daldı. Ne? Yıkılmış koruyu alır. O konuda yapabileceğim bir şey yok. Canavarlar uçurumunda 13 kişilik bir garnizonum var. Namlu alayları kullanırsam ben burayı korurum. Arkadan da başka ordu gelmeyeceğini varsayıyorum tabii ama burada bir ordu daha varmış. Bakalım bir korumaya çalışalım namlu alaylarımızda. Sahire var mı elimizde? Level 3 var. Level 2 var. 1 var. Yani yapacak bir şey yok. Sahire'ye ihtiyacım var. Beyaz jeli al. Kılıç jeli al. Sonra sana alabileceğimiz bütün namlu alayları alalım. Bu da bizi iflas ettirmiyor. Güzel. Şu an burada tam olarak 20 kişilik bir ordum var. Bunu alırım. Saldırmamayı tercih eder büyük ihtimalle. Tamam, iki de kara parça al. Bir namlu alay basma imkanım var mı buralarda? Hatta seni oraya mı götürsem direkt? Aşağıda çok ihtiyacım kalmadı bu abiye. Tamam. Bunu buraya gönderirim. Bu tur çemberinde olamayacağım ama belki önümüzdeki tur. Yine eksiye düştük tabii ki bu arada. Madem isten çıkacak şuradan para alayım ben. Bu eyaleti nihayet ele geçirmeyi başardık. Şuraya bir kontrol yazayım ben. Üvediği göl. Evet, burası tehdit altında olan yer. Şu kalesi kalabilir. Yasaklı kale şehir kalabilir. Nagarit gidici zaten. Tek boyunuz kafası hayırlı olsun. Hayırlısı olsun demek istedim. Burasını geliştirmek isterim.
Evli değil ama. Burasında aynı şekilde. Yani biraz gibi verilebilir sanki. Ekstra biraz kontrol de verilebilir sanki. Şunu da yaptım mıydı? Bence süper oldu. Proven in combat and loyalty. Sen kimsin yüce sahire? Direnci al sen. Hızlı anlaşma kontrolü de yapayım bir tane. Okey. Yakalarsın. Yes. I am Malice. Ben seninle savaş halinde değil miydim ya? Okey. Kılmış koru gider herhalde. Ouch. O korsanlar... Gerçekten mi? Gerçekten mi? Ana kahramanlığımı kaybediyorum. Of. Ya ana karamamdan bu benim ya. Abi ya. Nasıl bir enayiliktir bu ya? Korsanların dibine götürülür mü bu ya? Yani şu oyunda yaptığım en büyük enayiliklerden biri oldu şu an bu. Bu seferde demiyorum bak. Bu oyunda yaptığım. Yani en değerli karamamdamı korsanlarını getirdim, önüne koydum ya. Of. Gerçekten yani alnımdan şapur şüpür öpüyorum kendimi. Nasıl yapalım, nasıl yapalım? Şuraya dizilelim bari. Sen şöyle en köşeye. Biz de sıra halinde, iki sıra halinde dizilin. Sen de orduyu tanklarsın artık kendi başına. Yani gerçekten muhteşemim ya. Şov yaptım resmen, şov. Sanların önünde karavanlığa dikmek. Hasarlı karavanlığa dikmek. Kim aklına gelirdi ki böyle bir taktik değil mi? Şimşek fırlatanları da var. Onlara ulaşmamın da herhangi bir imkanı yok. Önce ordu yetenekleri ama yetmez. Bunlar bana ulaşıyor. Belki ağaçlara çarptırırlar diyeceğim. Gölgeye yaklaşmadan göremedikleri için şu işe yaramaz bir düğümde kullanıyorlar özelliklerini. Arkadaşa Manticore'a saldırmayı planlayan var mı aramızda acaba bir ara belki hani öyle bir düşüncesi olan?
başa gitti zaten. Tyrant of Nagaro. Bazen böyle işte en değerli karamanlarını korsanların önüne sokarsın. Bu ne? Sessizlik hüküm sürüyor şu an ruhuma. Ben gideyim bir elimi yüzümü yıkayayım en iyisi. Burada durum ne? Işıkların ordusunu bir keseyim ya. Ya neyse sonra keserim. Ya bu arada az kaldı dedim. Hala 4 yerleşimimden ancak bir tanesini alabildim. O da bu. Malus'un orada ilerleyemiyorum bile. Ulan. Uf, ulan ya. Çok canım sıkıldı ya. Çok canım sıkıldı ya. Karamanlığı kaybettim ya. Kaç tur? 50 tur boyunca büyüttüm ben onu ya. 4. seviyeye çıkaracaktım ya. Allah'ım. Neyse efendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Haydi kendinize iyi bakınız. Ben de birazcık yastığa kafamı yüzüstü yatıp birazcık gözyaşı dökeyim. Haydi bay bay.